Merhabalar, hoş geldin. Bu bölümle birlikte artık SAS derslerine girmiş oluyoruz arkadaşlar. Ancak SAS'ı öğrenmeden önce Node.js ve NPM mantığını da anlatmam lazım. Çünkü SAS kurulumunu Node.js üzerinden yapacağız arkadaşlar. Genel olarak Node.js nedir? Şöyle tanımlayabiliriz. JavaScript dili ile Google V8 motorunu kullanarak sunucu taraflı uygulamalar geliştirebileceğimiz. Buranın altını çiziyorum sunucu taraflı JavaScript uygulamalar geliştirebileceğimiz ve içerisinde binlerce, yüz binlerce hazır paketin bulunduğu bir ortamdır arkadaşlar. NPM nedir? NPM Node.js ile birlikte yüklenen üçüncü parti yazılımları yüklemeyi sağlayan bir araçtır. Açılımı Node Package Manager olarak da tanımlanır. NPM projelerimizde kullanılan not paketlerinin yönetimi sağlar. Temel olarak da paketleri yükler, siler, listeler ve günceller arkadaşlar. NPM'in kurulması için demiştim ki Node.js'in yüklenmesi gerekir. NPM Node.js içerisinde otomatik olarak yüklenen bir araçtır. Tarayıcımıza dönelim ve Node.js sitesine girelim arkadaşlar. Burada en son sürümü ve kararlı sürümü indirebilirsiniz. Şuradan en son sürümü indirelim. Node.js paketimiz indi arkadaşlar. tapımı açıyorum. tapımda Node'un sürümüyle birlikte Windows sürümünü indirdi bana. Çift tıklayarak bilgisayarıma kuruyorum. Normal bir kurulumu var zaten. Next, next diyerek kurulumunu yapıyorum. Şunlar çok önemli değil. Tıklayabiliriz de tıklamayabiliriz de arkadaşlar. Her gelen seçene evet ya da next seçeneklerini kullanarak Node.js'i bilgisayarıma kurmuş oluyorum. Node.js bilgisayarıma kuruldu. Finish diyerek bitiriyorum. Burada bana bir press any key continue diyor arkadaşlar. Burada bir tuşa basarak devam etmesini sağlıyorum klavyeden. Daha sonra Node.js kurulumunda otomatik olarak bana terminalimi açtı. Terminalimde de bazı kodların, bazı paketlerin buraya yüklenmesini sağlıyor. Bilgisayarıma Node.js kuruldu. Ben terminalimi açıyorum Windows'da. Siz cmd terminali kullanıyor olabilirsiniz. Şu şekilde cmd'yi açsanız da aynı şekilde bir terminal göreceksiniz arkadaşlar. Ben Windows'un terminalini kullanıyorum. Şunu kapattım. Burada artık Node.js'imi yüklendiğini kontrol etmem için versiyonunu kontrol etmem lazım. Denetim yapmam bazı Bunun için de Node-V diyorum arkadaşlar. Versiyonunu kontrol ediyorum. Enter'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi V13.5.0 versiyonunu Node paketinin yüklenmiş olduğunu kontrol ettim. Bunun haricinde NPM'in de versiyonunu kontrol ediyorum arkadaşlar. Onun için de NPM-V diyorum. Bana 6.13.4 versiyonunu vermiş oldu. NPM ve not paketlerini şu anda bilgisayarımıza yüklemiş olduk. Bir sonraki dersimizde ise artık SAS'ı not paketleri içerisine tanıtmayla başlayacağız arkadaşlar. Hoşçakalın.